takımını sevenler varsa hala, açıkçası bunu hala yazabilirim ama açıkçası ben hiç bunu bu sayfaya geçtiğimi hatırlamıyorum bile. Genelde direkt kişinin ismini yazıyorum. Abdullah bana bugün yardımcı olacak. Ha şeyi de geçelim önce, şundan da bahsedelim. Şu an do not disturb dedim. Ben şu anda beni birisi aradığı zaman direkt sesli mesajı yönlendiriyorum. Burada müsait çektiğim zaman hem sesli mesajlar hem anlık mesajlar vesaire bana akmaya başlıyor. Tek bir noktadan da ben bu çözümü hani kendi durumumu, uygunluk durumumu açıkçası tanımlama şansına sahibim. Abdullah Kaplan deyip kendisi müsaitmiş. Tabii Abdullah hakkında genel fikirlere sahip olabilirim. Kendi numarası vesaire tek bir sistem olduğu için bunu görme şansına sahibim. Veya organizasyon içerisinde kime bağlı vesaire bunları çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Bakın kendisi İstanbul'daymış. Hani merhaba deyip yazışmaya başlayabiliriz. Tabii ki burada birden çok kişi de olabilir. Açıkçası birkaç arkadaşla rica ettim kaldı ama kalmadılar. Abdullah'la birebir yapıyor olacağız bunu. Bu saatte kadar tutamadım kimseyi. Burada ben direkt Abdullah'ı hani ses an şey burada tabii ki şu. Hani bu ne bu MSN gibi bir şey diyebilirsiniz ama burada yapılan tüm yazışmalar kurumsal yazışma olarak kayıt altına alınıyor bizde. Yani merkezi olarak tutuluyor. Bu da yine önemli bir şey. Özellikle kurumlarda işte Facebook'ları, MSN'leri kapatıyorlar ama açıkçası e-posta yerine böyle bir teknolojinin kullanılması çok daha faydalı diye düşünüyoruz. Anlık olarak kişiden bilgi almak ciddi bir fayda. Evet. Abdullah güzel. Canı sıkıldı. Onu bir arayalım. Bir sesini duyalım. Zaten bunlar temel şeyler. Burada round table'ı görüyorsunuz. Birazdan bundan da bahsediyor olacağım. Selam Abdullah. Evet. Şöyle açalım. Bunu test etmedik vallahi. Bir an bağladık ama. Abdullah. Merhaba. Ha, selam abi nasılsın? Merhaba abi. Uzakta galiba. Abi duyabiliyor musun beni? Merhabalar. Ha, tamam. Duyuyoruz ama sen bizi duyamıyorsun galiba. Neyse. Bunu sökeyim. Peki görüntü de başladı. Ben de görüntümü başlatayım. Bakın başlattığım anda round table üzerinde şöyle büyütelim de biraz. Şimdi bir yandan ne oldu? Abdullah neredeyse? Mesela ben bunu elinde yapabilirdim. Abdullah çok güzel bir şekilde görüyoruz. Bayağı sağ olsun bekledi bizi saat 8'e kadar ama bizi duymuyor. Bir şey söylemek isterseniz şu an tam vakti değiliz. Bakın alt tarafta da kendimizi görebiliriz. Sonuçta bunun üzerindeki kameralar sayesinde, bu cihaz üzerindeki kameralar sayesinde siz bütün bu odanın görüntüsünü karşı tarafa gönderebiliyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? İstanbul-Ankara toplantılarımız tamamen bu şekilde. Bir masanın ortasına koyuyoruz bunu. Herkes karşılıklı burada güzel bir şekilde görüşebiliyor. Birebir olmak zorunda değil. Yani birden çok kişi de bu çözüme dahil olabilir. Tabii hani mesela onu yapalım. İşte ben bilmiyorum. Kaç abi Hakan senin numaran? 0533. Evet. Hakan orada. Tanımak isterler varsa alalım. 293 0837. Ya internette yayınlanıyor ama önemli değil. Evet, yani. Evet. Yok önemli değil. Herkes arayabilir. Problem değil. Hakan da yakışıklı bir arkadaşımız olduğu için tabii şey yapabilir. Hani Hakan'ı da buradan birazdan, tabii bu video dahil olmuyor. Şu an cep telefonundan aradık. Cep telefonundan da bu sessiz görüşmeye dahil olabilecek durumda. Zaman kaybetmeyelim bence. Ben bu görüşmeyi istersem cep telefonuma yönlendirebilirim. Hani konuşurken Abdullah'la konuşuyoruz. İşte bilgisayarımdan kalkmam gitmem gerekti. Cep telefonuma attım. Bakın çalıyor. Öndekiler görebilir. Açıyorum, orası kapanıyor. Buradan böyle yoluma doğru devam edebiliyorum. Açıkçası geçen bu gerçek bir senaryo yaşandı. Yurt dışında bir destek alıyorum, bir yani bir bankayla görüşüyorum açıkçası. Biraz uzadı, arkadaş anlatamadı. Eşim de bir yandan cep telefonu, hadi eve gelmiyor musun çocukla bir şey yapacağız. Buradan kapadım, arabaya kadar gittim, cep telefonu aktardım. Arabaya bindiğimde Bluetooth devreye girdi. Araba kullanırken işte bir hem hissemi sattım hem de eşime zamanında yetişmiş oldum. Bu da bu teknolojinin açıkçası ciddi bir faydası diyebiliriz. Tabii ki ben burada aranabiliyor durumda da. İstiyorsan beni ararsın Hakan. Yani beni masa telefonundan arardı. Şöyle bir şey göstereyim bir saniye. Aram abi. Şunu göstereyim. Bakın aynı anda şey de isteyebilirsiniz. Hani böyle bir aynı anda cep telefonum çalsın, masa telefonum çalsın, bilgisayarım çalsın. Böyle bir şey de mesela şunu işaretledim ben. Şimdi arayalım. Hani böyle hepsi yan yana oldu mu sıkıntı yaratabiliyordu. Birisi çalmaya başlıyor ve stres yaratıyor insan ama hani o an ofiste değilsiniz ve şimdi müşteriniz aradı diyelim. Böyle bir çağrıyı kaçırmıyorsunuz. Bakın şu anda Hakan beni arıyor. Aynı anda cep telefonu da çalmaya başladı. Hangisinden cevaplarsam. Ama hiçbirinden cevaplamıyorum ve direkt olarak bu çağrıyı kapattım.
direkt sesli mesajı yönlendirebiliyorum. Böylece bana gelen sesli mesajları buradan takip edebiliyorum. Hani bir örnek sesli mesaj bulalım, onu beklemiyorum şimdi. Hani zamanımız da kısıtlı diye tahmin ediyorum. Outlook tanıyorsunuzdur. Kimler ofis kullanıyor? Tamam, bu güzel bir işaret ya. Peki Outlook kullanan var o zaman değil mi? Yani hani Outlook 2010 eğer denemediyseniz daha güzel, daha böyle üstünde şeyi var. Menülerde kaybolmuyorsunuz falan, reklama girmeyelim ama burada bakın ben hem bana gelen çağrıları görebiliyorum. İşte Onur beni aramış, direkt olarak üstüne tıklayıp takip edebilirim. Veya Lemi Bey bana bir SMS göndermiş, direkt olarak benim Outlook'uma geliyor. Bunu da buradan görebiliyorum, direkt buradan cevaplayabiliyorum. Veya bir sesli mesaj bırakıldıysa, bakın bunu da burada. Hani play'e basıp takip dinleyebilirim sesli mesaj. Duyamıyorsunuz bilgisayarımda şu anda ama şöyle yaklaşalım. Bir de buraya çok anlamlı olmayan ama anlatmasını sevdiğim bir buton koymuşlar. Play on phone. Hani hava alındısınız da işte böyle etraftaki insanlar sesli mesaj dinlemesini isterseniz buna basıyorsunuz. Cep telefonunuz arıyor, buradan dinliyorsunuz. Ben süper gereksiz bir özellik ama yine de hani böyle hoş gibi diye düşünebilirsiniz. Ve açıkçası ne yazık ki Türkçesinde bu yok ama İngilizce eğer birisi sesli mesaj bırakırsa size burada şu anda burada direkt olarak sesi metne de dönüştürebiliyorsunuz. Çünkü bu sesli mesaj aynı anda cep telefonuma da geliyor benim. Ve ben buradan direkt olarak hani bir toplantıdaysanız sesli mesajı dinleyemezsiniz ama direkt olarak o metni görüp orada hızlıca aksiyon alabiliyorsunuz. Tabii burada toplantıları gerçekleştirmek mümkün. Outlook'la birebir yaptık ama bunu birebir yapmak yerine hani belki 10 kişiyi bir anda seçip mesela kendi ekibime burada işaretleyip bir video konferans başlat, konferans başlat gibi bir aktiviteyle hepsini bir anda toplayabiliyorum. Örneğin ay kapanacak, satışlar kötü gidiyor, hepsini seçiyorum ve arkadaşlar ne oluyor diye bir stresli bir toplantıyı başlatıp bir Excel açıp direkt rakamlar üzerinden birlikte gidebiliyoruz. Kaçış yok yorumu geldi. Kaçış yok mu? Aslında var. Başa dönelim. En başta yaptığımız sunumu da kapatmaya başlayabiliriz burada. Do not disturb. İşte bu kadar. Tabii şu var. Anlatma belli gruplar var. Mesela IW team. Ben do not disturb olsam bile açıkçası ben onlara erişebiliyorum. Burada kişilere farklı yetkiler de verme şansına sahipsiniz. Çok kısaca bahsettim ama daha çok bilgi almak isterseniz hani hem iletişim bilgilerimi de size veriyor olacağım. Direkt benim benimle de temasa geçebilirsiniz. Bugüne kadar hep kurumsal yapılarda bu çözümler kullanıldı. Son olarak kısaca ondan da bahsedeyim. Bir önceki sunuma da atıfta bulunmak açısından. Bu çözümlerin tümü 2011 sonuna doğru Türkiye'ye de başlayacağız. Bir bulut servisi olarak internetten de verilmeye başlayacak. Ne demek bu? Sonuçta böyle bir çözümü kurmak için gidip işte donanımlar vesaire almak gerekiyor. Ama 10 çalışanlı bir hani start-up'sınız. Ve hemen işe koyulmak istiyorsunuz. Yani böyle IT ile vesaire uğraşmak da istemiyorsunuz. İşte o zaman böyle bir servisi, işte e-mail ile beraber, doküman paylaşımıyla beraber, işte link ile bu iletişim çözümüyle beraber bulut servisi olarak Microsoft'tan veya bir iş ortağından alma şansına sahipsiniz. Ve bu sayede de herhangi bir donanım yatırım yapmadan, ilk yatırım maliyeti olmadan böyle bir çözüme siz de kavuşabilirsiniz. Şu anda da Türkiye'de bu hizmeti veren iş ortaklarımız bulunuyor. Onurge.microsoft.com, @onurgürür Twitter, yani direkt arayıp Google kimliği kavramı vardı. Arayıp hani bulabilirsiniz. Google sicilimiz temizdir. Ufuk Hanım orada bir hafta arası bir tartışma başlatmış Twitter'da orada da. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum benimle için. Sağ olun.